Yiğit Türkiye evlatları, Adana'ya hoş geldiniz. Yüce ve şerefli bir görev uğruna çıkacağınız bu yolculukta Adana'dan uğurlayacağımıza çok mutlu oldum. Yavrum, geldiler, geldim. Türk'ün yenilmez gücünü, tükürmez dileğini, kırılmaz iradesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacak olan şerefli ordumuza en içten bağlılığımızı kurarım. Kemal'im, yavrum, Kemal'im, yaban ellere gitmedin ya. Şu anacığının gönlünü bayram yerine döndürdün. Yoldan geldin, karnın açtır. Canın ne çekiyor? Ayran aşı pişireyim sana. Ana, aç değilim. Sence neden döndü Balgize? Neden vazgeçti harbe gitmekten? Neden olacak kız? Belli ki senin için döndü. Olmaz öyle şey. Niye benim için dönsün? Onca laftan sonra. Kalamam demişti bana. Sen neden döndün? O kadar kararlıyken ne vazgeçirdi seni? Gidemedim işte ana. Sen harbe gideceğim dediğinden beri bir taş oturmuştu yüreğime. Şükür Rabbime. Tez elden seni bana gönderdi. Ana çok yorgunum. Ben biraz uzanayım. Sonra konuşuruz ha. Tamam yavrum. Hadi sen git uyu. Hadi yavrum. Hem Halden halini görmedin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. İçim acıdı kadının haline. Kemal yanından geçip gidince nasıl suratı kireç gibi kesti. Vallahi düşüp bayılacak sandım ha. Şimdi ne olacak Balkıse? Ne bileyim Güllü ne olacak? Ama kavuşsanız da kavuşmasanız da bu iş kolay çözülür gibi değil. Belli ki sizin sevdanız hayatınıza giren herkesi girdap gibi savurup atacak. Deze, böyle susup duracaksın mı? Konuşmayacaksın mı? Ya benim aklım sende kalıyor. Konuşacak ne var Ramazan? Kemal Adana'ya döndü ama belli ki benim için değil. Ne biliyorsun Deze? Belki barışmak için döndü yani. Olamaz mı? Barışmak için döndü öyle mi? O vakit niye yanımdan geçip gitti istasyonda? Niye yüzü duvar gibiydi? Ya o zaman seni üzmesine niye izin veriyorsun? Boş ver gitsin ya. Allah Allah. Ya Deze bak sen bana gönül koymuş olabilirsin. Tamam ben seni anlıyorum. Ama sen benim canım ciğerimsin. Sen benim ailemsin ya. Ya seni böyle gördükçe benim kafamın tası atıyor yemin ediyorum ya. Tamam ben Kemal'i seviyorum ama olmuyorsa da olmuyor kardeşim Allah Allah. Ramazan ben hamileyim. Ne? Bir çocuğum olacak. Beni sevmeyen bir adamdan çocuk bekliyorum ben anladın mı? Nasıl sabredeceğim Parkize? Neden geldiğini nasıl öğreneceksin? Bence öğrenmenin tek bir yolu var Güllü. Deze. Deze. Kurban oldum. E sen gebeysen sizin barışmanız lazım. Öyle değil mi? Gara niye gittim sanıyorsun Ramazan? Kemal Kore'ye gitmeden önce ona söylemek istedim. Belki kararını değiştirir diye ama... Yanılmışım işte. E ne olacak şimdi? Ha? Bir şey olmayacak. Kemal'e hiçbir şey söylemeyeceğim.
Nasıl söylemiş? Ne demek bu şimdi? Ağzından çıkan kulağını duyuyorum sen. Ramazan, söylediklerinde haklıydın sen. Olmuyorsa olmuyordur işte. Mecbur kaldığı için dönmemeli. Dönecekse beni sevdiği için dönmeli. Ya teyzem benim, kurban oldum. Sen bana ne bakıyorsun ki ne? Ben sinirden orada ağzıma ne geldiyse söyledim. Kurban oldum. Sen çocuğu tek başına mı büyüteceksin ha? Eniştemin bunu bilmeye hakkı var. Hayır, bilmeyecek. Sen de bu konuda kimseye bir şey söylemeyeceksin. Söz ver bana. Ya öyle şey olur mu? Kurban oldum ya. Ramazan, ben çok ciddiyim. Bu konudan kimseye bahsetmeyeceksin. Kemal katiyen bunu bilmeyecek. Yemin et. Ya Beze. Yemin et dedim. İyi tamam, yemin ediyorum. Bilmeyecek. İyi de bu böyle mi yani? Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Herkes için en doğru olanı yapacağım Ramazan. Herkes için en doğrusu mu? Ya o ne ki? Neden döndü Kemal abi? Bilmem ki. Ağzını bıçak açmıyor. Var Kemal'imin üstünde bir hal ama. Neyse ne. Döndü ya. Neyim olan bu? Ha ya. Keşke savaş olmayaydı da hiç kimse gitmek zorunda kalmayaydı, değil mi dese? Hayırlısıyla Yılmaz da dönse Kore'den sapasağlam. Gözde, bunlar kim? Aa, bu Şeref Ağa'nın oğlu değil mi? Sedat mıydı, neydi? O kim oluyor? Buraların sahibi. Yavruştan da durur derlerdi. Yıllardır gözükmezdi buralarda. Ama bu geliş pek hayra alamet değil ya. Arazinin batı sınırı şu ilerideki dağ yamacının altında bitiyor. Oldukça verimli bir araziye benziyor. Öyledir. Dağın yamacındaki meyve bahçeleri, arazinin içinde bir dere, su kanalları, hepsi arsaya dahil. Su sıkıntınız hiç olmaz. Mükemmel. Orhan Bey, Serap Hanım kararını bir an evvel vermeli. Zira fazla bekleyemem, haberiniz olsun. Başka alıcılar da var. Sedat Bey, size en kısa sürede döneceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şuradaki evler de tapuya dahil mi? Pek tabii, onlar da. İlerideki köy ve bahçelerde. Çok güzel. Buyurun gidelim isterseniz. Hayırdır ana? Bilmem artık hayır mı şer mi. Ama içime pek iyi şeyler doğmuyor. Ben gidiyorum ana. Nereye gidiyorsun yavrum? Biraz hava alacağım. Ah ulan ah be, ah be. Ulan bu yaşta bu kadınlarla beraber ırgatlık da yapmak varmış. Ama... Ne o? Bakıyorum işten kaytarıyorsun Reşit. Yok. Aynen öyle. Hani sen tembelleri sevmezdin? Hadi hızlan hele. Hızlan, hızlan. Yapıyoruz. Eğer şu sıra bitmesin, sana akşama kadar da olsa yemek yok. Bana bakın. Akşama kadar bu kısım bitecek. Yasin Ağa'nın emri var. Allah'ıma dinime, hiçbirinize acımam, gece mece demem, bırakmam sabaha kadar. Ona göre. Şu hale bak be. Benim kendi ellerimle işe aldığım ne diyor? Ama bende akıl yok ki işte. Bende akıl yok. Kendi kendimi yaktım. Hem de cayır cayır yaktım. Ah ulan Reşit. Ben bu hale düşecek adam mıydım be? Ah ulan. Çenen yerine elin işlisin. Senin için hanımın talimatı var. Böyle boş boş zaman geçirirsen bak. Haydar kaşınıyor bilesin.
ama daha düne kadar iş istemek için paçalarımı öpen, şimdi ısırmak için dişlerini gösteriyor. Ne adaletsiz dünya be. Bak ulan Güllü, beni yaktın. Ama sana yemin ediyorum, ben de berber Reşit, sen bunun hesabını soracağım. Reşit Efendi nerede? Sabahın köründe gargalar kahvaltı etmeden tarlaya gitti. Ne yapacakmış ki sabahın köründe tarlada? Irgatların yemeğini götürünce görürsün. Irgatların yemeğini ben mi götüreceğim? Elbet. Kim götürecek başka? Niye? Yanaşmalar ne güne duruyor? Kızım Yasin'e çiftlikteki herkesi tarlaya koştu. Çiftlikte sadece senle ben kaldık. Koskoca kadın ben mi götüreceğim bacım? Allah Allah ya, bir bu eksikti. Hem Yasin Ağa'ya ne oluyor ki? Şimdi Reşit Efendi beni onca erkeğin arasında görünce kızmazsın sakın. Ha? Kızar ki ne kızar. Bunlar mı şimdi? Yok anam yok. Daha ilk günden yoldan çıkmış. Dansöz oynatmışlar. Meyhanede dansözün işi ne? Pakize nasıl izin vermiş onlara? Ben olsam dünyayı dar ederim Ozal oğluna. Ne diyorsunuz siz be? Haberin yok mu? Neyden haberim yok mu? Kocan dansöz oynatmış meyhanede. Tövbe de kız. Yapmaz Ramazan öyle şey. Aa. Yalan mı söyleyeceğiz? Üstüme iyilik sağlık. Bak kele, söyle o kocan olacak herife, aklını başına devşirsin. Bizim kocalarımızı baştan çıkarmasın. Sana mı soracağım kocama ne diyeceğimi? Kendi işinize bakın siz. Yoksa yemin ediyorum, komşu momşu dinlemem, alırım ayağımın altına hepinizi. Ah Ramazan, bir doğruysa yaktım çıranı. Ne gene duruyorsun Reşit? Kaç kere sana söyleyeceğim, sallanma de. Kendini bu hala düşürmek için. Ne oldum Del? Ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Bir çuval inciri berbat etmeyeceksin. Merak etme. Hep öyle kalacak deriz. Yürüsene be. Açlığımızdan öldük. İyi günler efendim. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serap Hanım evde miydi? Sabah çıktıydı, daha dönmedi. Fabrikada da yok dediler. Öyle mi? Bana da bir şey demedi. Mühim miydi? Oldukça mühim. Kendisi geldiğinde beni aramasını söylerseniz sevinirim. Olur, hemen derim gelince. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle gidin. Thank you.
Zehra! Cemşir! Cemşir ödümü koparttı. Ne yapıyorsun sen burada? Seni görmeye geldim. Çekil çekil git, bir gören olacak. Torunun nerede? Olmaz Cemşir, delirdin mi sen? Zehra, kurban olayım, kuzuyu bir göreyim ha. Olmaz Cemşir, ben cesaret edemem. Ne olur diretme, bak gözünü seveyim. Güllü duyarsa ikimizi de gebertir. Gebertirse gebertsin be. O zaman ben de karımı isterim. Ne? Nesi ne? Kaç gecedir sen ayrı, ben ayrı. Bak, geçen gece geldin. Güzel değil miydi ha? Yok, güzeldi emme. Yani... Emmesi yok Zehra. İyi düşün. Düşün, taşın kararını ver. Yoksa bilmem artık. Ben seni hala seviyorum Kemal. Gitmeyeceksin değil mi? Sana her şeyi bırak desem. Çiftliği, fabrikayı, Serap Hanım olmayı bırak desem. Bana eski Güllü olarak dön desem. Yapamam ki. Kemal, ben burayı bırakamam. Niye döndün? Neden vazgeçtin harbe gitmekten? Gidemedim işte. Asker olmayanları almıyorlarmış birliğe. Bir oluru yokmuş, öyle dedi komutan. Demek öyle ha? Öyle. Tek sebep bu demek. Hayır. Tren de söylediklerin çıkmadı aklımda. Seni bir daha göremeyeceğimi düşününce... bir arada olmamız ne kadar imkansız olsa da... seni kalbimden çıkaramıyorum Güllü. Dün de böyleydi, bugün de böyleydi. Tam iyileşeceğim derken her şey yeniden nüks ediyor. Anladım ki... sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkacaksın. Ama senin yanında duramam demiştim. Evlendiğimi unutamam demiştim. Şimdi ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Sadece bir istedim. Yan yana olamasak da seni hala sevdiğimi bil istedim. Kemal. Şimdi ne olacak peki?
Doktor bey, ben bebeği aldırmak istiyorum. Ama bu yasal değil Halide Hanım. Biliyorum. Bakın doktor bey, çok çaresiz bir durumdayım. Lütfen beni anlamaya çalışın. Biz kocamla ayrıldık. İçinde bulunduğunuz çıkmazı anlıyorum Halide Hanım. Lakin size yardımcı olmam mümkün değil. Bakın karşılığını ise veririm. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz Halide Hanım. Ben bu mesuliyeti üzerime alamam. Size tavsiyem bu işten vazgeçin. Baksana kardeş. Sen bunu cerel etmek mi istiyorsun? He, sen bunu cerel etmek istiyor. Anlayamadım. Cere çektirmek istiyor. Dürtmek istiyorsun yani. Onu buralarda halledemem. Ama kararın kesinse bak sana bir adres vereceğim. Oraya git. Derdinin dermanı oradadır. O kadın olmasaydı daha bu yaşta 7 bebem olurdu. Kararın nerede mi Seher? Evet, verdim. Bütün gece düşündüm Orhan. Bu hale nasıl geldiğimizi. Bunları bize nasıl yaptığını düşündüm. Bunların hepsini konuştuk Seher. Bize bir faydası dokunmuyor. Şimdi işler daha vahim bir hale gelmeden bana cevabını ver. Boşanmayı kabul ediyor musun? Seni kendi ellerimle başka bir kadına vermeyi kabul ediyor muyum? Bu sorunun gerçek meali bu. Değil mi hayatım? Senin için neyin öncelikli olduğuna karar verse eğer. Mutsuz bir evlilik, sefalet içinde bir yaşam mı? Yoksa dul ve zengin bir kadın olarak hayatına devam etmek mi? Hı? Kendine çok güveniyorsun değil mi? Serap'ın senin foyanı anlamayacağı ne malum? Belki de Demokrat Parti'den ihraç edildiğini, yolsuzluklara karıştığını, borçlarını, her şeyini kaybettiğini öğrenir. O zaman seni yanına yaklaştırır mı sanıyorsun? Bunların hiçbirini öğrenemeyecek. En azından ben evleninceye kadar. Evlendikten sonra da zaten biz alacağımızı almış olacağız. Zannettiğimden çok daha kurnaz. Bütün bunları Adana'ya gelmeden planladığını düşünmeye başladım doğrusu. Senin vakitsiz girişin olmasaydı ben bu işi çoktan bitirmiştim. Elini çabuk tut o zaman. Bu rezalet haberleri Adana'ya yayılmadan ne yapacaksan yap. İşte benim tanıdığım Seher. Yarın boşanma kağıtlarını imzalarsın. Sonra da Adana'yı terk edersin. Kızım. Hoş bulduk ana. Orhan Bey geldi, seni sordu. Acele bir şey varmış, hemen arasın dedi. Tamam ana. Her bir yere bakmış. Neredeydin sen? Hiç.
Aman da aman. Anasına gülümsermiş. Aman da aman. Anasına nasıl gülümsermiş. Nasıl gülümsermiş anasına. Bak şimdi ben sana ne yapacağım. Bak, 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 bak. Hoppa. Kız, bir haller var senin üstünde. Var vallahi ana, var ki bir hal var. Hayırdır? Vallahi bilmem hayır mı şer mi. Ama umurumda değil be ana. Ay canım, canım. Bak, 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 bak. Nasıl kalkmak istiyor gördün mü? Kurban oldum. Bak Gizem. Elime bir su döktü, elimi yüzümü yıkayayım. Dükkana gideceğim, geciktim ben daha. Dün gece açılış nasıl geçti Ramazan? İyiydi kurban oldum. Ahali geldi, eğlendiler falan, öyle yani. Hani sadece erkekler gelecekti? Hani kadın kısmının işi yoktu açılışta? Yok tabii, kurban oldum. Şimdi senin ne işin var orada, öyle derler. Hadi, hadi su dök. Dansöz kadın olmuyor mu Ramazan? Dansöz mü? Dansöz ya. Kendisi tas tamam kadın olmuyor mu? Dansöz... Sözü mü olur dansöz? Kadın olur, niye ki ne? O vakit onun ne işi vardı açılışta? Ya kurban oldum, sen dansözden kendini bir mi tutuyorsun Allah'ın sen ya? Yo, tutmuyorum Ramazan. O zaman? Ama kocama da böyle işleri hiç yakıştıramıyorum. Hatta fena halde kafamın tası atıyor ha. Sen dansözden beni mi kıskandın kız ha? Ya kurban oldum, açılış diye ya. Hani açılış yaptık ya, hali elensin diye getirdim. Yemin ediyorum, başka bir sebebi yok yani. Ya sen benim adımı boynuzluya mı çıkartacaksın Ramazan? Bunu mu istiyorsun? O nasıl söz kız? Tövbe de. Ya sen mahalledeki karılara anlat bunları. Mahallenin dolduruşuna mı gelmiş benim karımın? Güzel gözlüm, ipek tenlim benim. Ya kurban oldum, bak sana söz veriyorum. Bir daha yaparsam taş kesilim, yemin ediyorum bak. Vallahi bir daha yapmayacağım. Barıştık mı he? Bak kesinlikle bir daha böyle bir şey istemiyorum ha. Ya yemin ediyorum diyorum ya. Git bari gömleğimi getir hadi. Ya çok yemin ettik ya. Onca dolap çevirmene değdi mi ha? Yakışıklı adam Reşit. Boylu postlu. Er adam. Biraz kocamış ama adam olsun da diyordu. Pek eğleniyorsun ya bakıyorum. Ha? Hoşuna gitti her hal. Yok canım, ne hoşuma gidecek. Yani benim demem o ki... Neye niyet, kime kısmet? Sen kalk koskocaman çiftçi başını zorla boşat. Ondan sonra da kalk bir ırgat karısı ol. Ne talih, ne kader ama. Hakikaten. Ben de ne kadersizim ya. Kız, Gülizar. Vallahi ben sana çok üzülüyorum. Biraz aklını başına devşirsen kız. Niye? Bu akılları, fikirleri kendin sokmadın mı kafamıza? Ne? Abo! Ben mi kız? He sen. Demiyor muydun bir tane kocan olsun? Bu çitlikte yoksa benim gibi gurur kalırsın demiyor muydun? Senin Allah canını almasın soyka karı. Kız ben sana git de elin evli barklı herifine mi yanaş dedim he? Ne yapalım? Herif mi var ortalıkta? Şehirde olsak neyse ama çitlikte. Ne yapacağım ben şimdi ya? Kız Gülizar. 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 Patla. Patla.
Ne bağırıyorsun? Ya bana bir su getirsen elimi yüzümü yıkayayım. Hadi duymuyor musun? Sağır mı olduğuna bir su ver. Duyuyorum, duyuyorum da. Ne zamandan beri ırgatlar çitliğin hizmetkarından yığınmak için su ister oldu? Ne diyorsun sen be? Ne dediğimi çok iyi anladın sen. Hoş diyorum sana, hoş. Bana bak. Zaten canım burnumda. Bir de sen üstüme gelip durma Allah sen. Senin canın beni hiç alakadar etmiyor Reşit Efendi. Affedersin. Irgat Reşit. Hacer'i gönder dedin, gönderdim. Sen istedin diye. Yakında da boşanacağız. Daha ne istiyorsun? Bir ırgat karısı olacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Benim de bir kıymetim var değil mi? Ya. Hanımın kızgınlığını bir kenara bıraksın. Beni bir affetsin. Ya o vakit ben gene ırgat başıyım ya. Bence sana öyle geliyor Reşit. Efendi. Şelafe. Uğur böceği sandım, hamam böceği çıktı. Berber Reşit'in kim olduğunu hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Yine geldi oturdu bu meymenetsiz. Yüz verince bunlara... Cemşir, senin bu kızın var ya, resmen beni ırgat etti. Şu ellerimin haline bir bak, bak. Görüyorum, görüyorum. Ama benim kanıma en çok ne dokunuyor biliyor musun? Ne? Aa, şu zar oğlunu affetti de öz babasını affetmedi. Vallahi Cemşir. Ben hayatımda senin bu kızın kadar kindar bir insan daha görmedim. Ne vakittir deli gibi işini görüyorum, gene de yaranamadım. Üç kuruş için beni itin köpeğin maskarası etti. Yapar, yapar. Ama benim adım da Cemşir'se, ben de avradımı geri almayı bilirim. He. Ben de berber Reşit'sem. Ben de ne yapar eder, o çiftliğe gene çiftçi başı olmanın bir yolunu bulurum. Nasıl olacak hoş? Bu senin kızın, Serap Hanım. Dinlese dinlese kimin lafını dinler? Ne bileyim ben. Gel hele. Orhan Bey. Orhan'ın. He. Bak hele. Bizim... ne yapıp yapıp bu Orhan Bey'in gözüne girmenin bir yolunu bulmamız lazım. O nasıl olacak? Onu da o vakit düşünürüm. Sen o güzel kafanı bu işlere yorma. Gel hele vur dibine vur. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hayırlı olsun Ramazan. Eyvallah sağ ol. Gel buyur. Ne içer enişte? Bir rakını içerim Ramazan. Oğlum, enişteme bir rakı ver. Karnın aç mı? Yavuz usta, bir tane daha kebap at eve. Enişte, ister misin seninle biraz konuşalım? Olur Ramazan. Getir. Canım burada mı acaba? Ne istiyorsunuz? Benim önemli bir işim vardı.
afiyet olsun. Sağ olasın. Enişte, sen Dezem'i gördün mü? Hayır. Peki göreceksin mi? Bak, geçenleyin istasyona geldi. Ne baktın, ne konuştun, ne bir şey söyledin. Senin nikahlı karın değil mi? Ayıp olmuyor mu? Ramazan haklısın ama... Enişte, bak benim Dezem gururlu kadın. Onca şeye rağmen kalkmış senin ayağına kadar gelmiş. Ha? Peki sana bir şey diyecekti. Ramazan, biz birbirimize diyeceğimizi fazlasıyla dedik. Dil yarası bu. Böyle bıçak yarası gibi kolayca kapanmıyor. Her yaranın merhemi vardır be. Yeter ki sen iyileşmesini iste. Yüce Rabbim bir vakit gelir öyle bir merhem verir ki... bütün dertlerin, sıkıntıların biter. Yeter ki ne göz görsün, şu gönül istesin. Bak, bugün Enget karınla bir konuş. Belki de aradığın merhemi o verecek sana ha. Peki ya sevda yarası Ramazan? Sevda yarasına merhem var mı? Selamünaleyküm. Vay, vay, vay. Kardeşime bak. Sabahtır beri seni arıyorum ben. Hoş geldin. Hoş geldin sen Ahmet. Geç. Hoş geldin kardeş. Nasılsın Ramazan? Eyvallah, sağ olasın. Gel, otur. Olur, Ahmet abine bardak. Babasının haberi var mı? Yok. Bak Kele, bu işin geri dönüşü yok. İyice düşünüp taşındın mı? O vakit günahı boynuna. Soyun da geç şöyle. Kız Keziban, getir hele cereyi. Dönmene çok sevindim kardeş. Sevindim sevinmesine de... seni kararından ne vazgeçirdi? Çok merak ettim bunu ha. Yedek subaylar içinmiş o kan. Erleri gönüllü yazmıyorlarmış. Paşa da bir şey yapamadı anlayacağın. Kısmet değilmiş. İyi bakalım. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum Ahmet. Bir defa da düşünmeyeyim diyorum. Ne olacaksa olsun artık diyorum. Hep doğru olan ne diye düşünmekten bıktım usandım artık. Neyse hadi vur. Uzun zamandır kendimi ilk defa kuş gibi hissediyorum. Halide'den hemen boşanacağım. Sonrası Allah kerim. Bak enişte. Bak Kemal kardeş. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Bir daha da konuşmayacağım. Git bugün karını bir gör. Sana diyeceğim mühim şeyler var ha? Ramazan, yapamam. Ama sen afra tafra yapıyorsun. Sen kendini bulunmaz Hint kumaşı mı sanıyorsun kardeşim? Ramazan, kendine gel. Ya asıl sen kendine gel. Ya ben burada sana laf konuşuyorum, değil mi? Ramazan. Boşanacağım diyorsun ya. Şşş, Ramazan. Ahmet, tamam. Bak enişte, benim bu dünyada Dezem'den başka kimsem yok. Anlıyor musun? O benim canım. O benim ciğerim. Tamam mı? Eğer ona bir şey olursa, senler feriştahın gelsin karışmam. Tamam enişte.
Ha? Bir bu eksikti. Bir hoş geldin yok mu? Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı olsuna geldik Ramazan. Meyhane açmışsın, haber vermiyorsun. Başkalarından duyduk da geldik. Yok. Kusura kalma, telaştan bilir mi? Donat sofrayı bakalım. Öyle mi ağırlayacaksın bizi? Şimdi İbrahim kardeş, aslında biz de kapatıyorduk biliyor musun? Yani zaten mangal da söndü. Dansöz neyin varmış burada? Hani nerede? Yok dansöz. Açılış içinde o yani, öylesine hani. Bu gece de biz istiyoruz. Kırmayacaksın değil mi hatırımızı? İbrahim kardeş, burası pavyon der ki ne? Hani yani biz de zaten kapatıyorduk biliyor musun? Sen beni unuttun galiba Zaloğlu. Dansöz diye seni oynatmayayım burada. Ramaz. Bırak tatsızlık çıkmasın, çağır kızı. Lan oğlum bak, biz bunlara elimizi versek kolumuzu kaptırır diyorum. Ya çağır diyorum. Bak sana herife, dükkanı tepemize ters giydirir vallahi. Hey. Hey. Bu ay sabahleyine kadar kalkmayacak, bizim burada anamızı ağlatacak, yemin ediyorum. Aman gözünü seveyim, duyacak. Abo. Yandık. Fakize kurban oldum. Senin burada ne işin var ki ne bu saatte? Bir işim var Ramazan. Onu halledip hemen gideceğim. Ne işinmiş ki de bu? Bak hele, ne kadar şenlikliymiş senin dükkan Ramazan. Nar gibi mi kızardı yani? Ben bir hava alıp geleyim. Seni de uyku tutmadı oğlum ha? Anam bir masal anlatsın mı sana? Ama başka türlü bir masal. Bir varmış, bir yokmuş. Çırçır fabrikasında çalışan bir kız varmış. Dayak yemiş her gün babasından, abisinden. Hayattan bezdirmişler onu. Sonra bir adama sevdalanmış. Tanıdığı erkeklere benzemiyormuş, başka türlü bir adammış. Hem de nasıl sevdalanmış. Ona varmak, hep onunla olmak istemiş. Ama kızı vermemişler adama. Fakir diye vermemişler. Babası götürüp bir çiftliğe satmış kızı. Adam da hapse düşmüş. Kız and içmiş bekleyeceğim diye.
Ama adam bırakmış kızı. Git demiş. Seni sevmiyorum demiş. Dünya başına yıkılmış kızın. Kolu kanadı kırılmış. Sonra zengin mi zengin, kudretli mi kudretli bir adam çıkmış kızın karşısına. Acımış kıza, sevmiş. Evlenmiş kızla. Kız da onu sevmiş. Çiftliğe hanım yapmış kızı. İlk sevdasını sevdiği gibi değil ama başka türlü sevmiş işte. Gel zaman git zaman ilk sevdasıyla unutmuşlar birbirlerini. Adam hapisten çıkmış. Başka bir kadınla kendine bir yuva kurmuş. Sonra kader bir oyun oynamış onları sanki. Kızın kocası ölmüş. İlk sevdalısı yine düşmüş yüreğine. Sanki kavuşmak kaderleriymiş gibi. Gözü gözüne bakmış. Elleri ellerine değmiş yine. Kızın yüreğine bir umut düşmüş. Sonra mı ne olmuş? Bilsem. Hadi bakalım. Kardeşim. Kardeşim. Hoş geldin. Meryem Anam. Şükür kavuşturana. Allah'ım bu günleri gösterdin ya. Hoş geldin yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk anam. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Fattım. Hadi içeri geçelim, hadi. Dilekçe hazır. Şurayı imzalayacaksın. İmzalamadan önce bir şartım var. Benimle pazarlık yapacak halin yoksa eğer. Bu tavrınla sürekli geciktiriyorsun meseleyi. Boşandıktan sonra Adana'da kalacağım. Tek şartım bu. Ne demek bu? Ankara'daki evlere el konduğuna göre. Paris'te kızımızın yanına gidebilirsin. Olmaz. Nazlı'nın hiçbir şeyden şüphelenmesini istemiyorum. Kızımız asla boşandığımızı bilmemeli. Bilmek zorunda değil. Okul masraflarını karşılayacağımı söylemiştim. Sen de pekala onu... Hayır Orhan. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada, Adana'da kalacağım. Sener. Saçmalıyorsun. Sen buradayken nasıl olacak bu işler? Arkamı dönüp gidecek kadar salak mı zannediyorsun beni? Seni para yüzünden kaybetmeye göze alacağımı mı zannediyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum. Serap'ın mallarına el koyduktan sonra tekrar evleneceğiz. Sen buradayken Serap'ı ikna etmek kolay olmayacak.
Orasını sen düşünürsün. Yalnız... sakın yanlış adımlar atayım deme. Aksi takdirde planlarını bozmak zorunda kalırım. Hiç pes etmeyeceksin değil mi? Seni kaybetmeme izin verme hayatım. Bilirsin. Kaybedecek hiçbir şey olmayan birinden daha tehlikelisi olamaz. İmzala. Anlaştık mı? İmzala. Girin. Çiftlikten gelen mahsulle ilgili tam teşekküllü raporu getirdim Serap Hanım. Netice? Pamuk çok kötü durumda. Bu pamuğu işleyip satarsak fabrikanın itibarı zedelenir. Aynı fiyattan satmamız da imkansız. Bugünkü toplantıyı da bu yüzden istedim zaten. Müşterilere durumu bizzat kendim anlatacağım. Fabrikanın zarara uğramaması için gereken tüm tedbiri alacağız. Müşteriler geldiğinde bana haber verirsin. Söyleyecek bir şeyin yoksa sen de gidebilirsin. Bir zaman hastanede tuttular beni. Doktor şanslıymışsın. Gangrenden döndü bacağın dedi. Yoksa hepsini keseceklermiş. Ama şimdi iyiyim. Sağ olasın Fattım. Afiyet olsun. Çok şükür kardeşim. Sağ salim gittin geldin ya. Önemli olan bu. Ben de başvurdum gönüllü gitmek için. Ama almadılar. Kısmet değilmiş. Ey çalmamışlar kardeş. Cehennem denilen yer orası olsa gerek. Orada orman bile başlı başına bir düşman. Hele adamların memleketi. Her yeri avuçlarının içi gibi biliyorlar. Nereden çıkacakları belli olmuyor namussuzların. Bakıyorsun yaşlı dede, çoluk, çocuk. Elindeki şekeri veriyorsun, gülümsüyor sana. Arkanı bir dönüyorsun, bam! Sırtından vuruyorlar adamı. Kim düşman, kim değer bilmiyorsun. Ben artık eve gideyim. Ayakta bırakma. İyice eğileşip kendine gelene kadar bu evde kalacaksın. Anam haklı Yılmaz. Burası senin de evin. Misafirleriniz geldi Serap Hanım. Buyursunlar. Buyurun. Lütfen buyurun. Çıkabilirsiniz. Toplantı talebimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu toplantıyı yapmak istemekteki maksadım fabrikadaki bazı sıkıntılar hakkında size bilgi vermek. Hoş geldin Halide. Seninle konuşmam gereken bir husus var. Çok önemli. Biliyorsunuz, fabrikamızdan çıkan pamuğun kalitesi Dinç Aslan çiftliklerinde üretilen pamuğun kalitesiyle doğru orantılı. Ama bu sene elde olmayan bir takım sebeplerden dolayı hasat düşük kalitede çıktı. Bu yüzden sizi durumdan bizzat haberdar etmek istedim. İyi de Serap Hanım, bu durum firma olarak bizi çok zorlar. Aynı kanaatteyim. Bu yıl için bizi tölere etmenizi rica edeceğim. Elbette fiyat politikamız aynı olmayacak. İkinci kalitede ürün fiyatıyla alım yapacaksınız. Bu bizim firmamız için söz konusu olamaz. Başka yerden mal almaya mecbur bırakıyorsunuz bizi. Sizden rica ediyorum. Bu talihsizlik uzun yıllardır süren işbirliğimize gölge düşürmesin.
Seneye bunu telafi edeceğim, söz veriyorum. Gördüğünüz gibi fabrika idare etmek kolay değil Serap Hanım. Biz firma olarak bu riski göze alamayız. Kesinlikle. Müsaadenizle. Beyler. Toplantıya geciktiğim için özür dilerim. Buyurun lütfen. Ben Halide Dinç Aslan. Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi ve fabrikanın yeni ortağıyım. Sizler de takdir edersiniz ki Dinç Aslan fabrikasının bu sektörde mühim bir yeri ve saygınlığı vardır. Bugüne kadar müşterilerine ucuz ve kötü pamuk satmamıştır. Bundan sonra da satmayacaktır. Merak etmeyin. Kalitemizden ödün vermeyeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaliteli pamuk satın alacaksınız. İşte sizden beklenen de budur. Çiftlik mahsul bu haldeyse nasıl mümkün olacak bu? Dışarıdan birinci sınıf pamuk satın alacağız. Muhtemelen Aydın pamuğu. Ya Bagizem sen beni niye dinlemiyorsun ki lan? Ya ben adama çağırmam mı deseydim? Ki dedim, yemin ediyorum dedim. Ama adam hapisten yeni çıkmış, psikopatın teki. Kaç tane leşi var biliyor musun? Ya mecbur kaldım ya. Adam beni vuraydı daha mı iyiydi? Ya Pargizem bak zaten canım sıkılıyor. Bir de sen vaktin geldin onca insanın içinde bana vuruyorsun. Oluyor mu öyle ya? Ya Ramazan sen var ya karını hiç tanımamışsın ha. Nasılmış benim karım? Ben başka avratlara benzemem Ramazan. Gelemem böyle şeylere. Çekil. Tamam kurban oldum ya. Bir daha olmayacak diyorum ya. Affettiğini söylesene. Bak affetmezsen sokağın ortasında öperim ha. Seni bir şartla affederim Ramazan. Neymiş o şart? Bundan sonra meyhanede çalışacağım. Af buyur. Ya mutfakta salata meze falan yaparım. Hem de sana göz kulak olurum. Kabul mü? Ya senin ne işin var meyhanede ya? Vallahi ben onu bunu bilmem Ramazan. Sana iki gün mühlet. Düşün, taşın, kararını ver. İyi tamam. Ama düşüneceğim ha. Senin canın neye sıkılmış bakayım? Dezen ve Kemal'e ya. Aklım hep Dezen'de kalıyor. Ben bir gidip görsem mi? İyi git gör. O halde anlaştık. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere Serap Hanım. Geldiğiniz için teşekkürler. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne haklı seni alakadar etmeyen bir toplantıya katılıp kafana göre ahkam kesiyorsun? Unuttun galiba. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Bu yaptığının fabrikayı ve çiftliği ne kadar zarara uğratacağını farkında mısın? Bu işlerden anlamadığın ortada. 40 yıllık müşterilerimize kötü mahsul satmaya çalışıyorsun. Ben sadece uğrayacağımız zararı azaltmaya çalışıyorum Halide. Çiftlikteki onca mahsul ne olacak ha? Çiftliğin uğradığı zarar benim umurumda bile değil. Ben sadece bu fabrikanın itibarına leke gelmemesi için çabalıyorum. Ayrıca ahkam kesip bana iş öğretmeye kalkmadan önce nereden geldiğini iyi hatırla. Bundan iki sene önce çırçırların arasında dolaşan pasaklı bir kız olduğunu unutma. Çünkü ben hiçbir zaman unutmayacağım Gülünü. Fabrikayla falan alakası yok. Senin niyetin beni küçük düşürmek. Öyle mi? Niye böyle bir şey yapacakmışım? Kemal'in neden gitmediğini merak ediyorsun değil mi? İçin içini yiyor. Ne demek bu şimdi? Kemal'in gitme işiyle senin ne alakan var? Ha? Cevap versene. Belki de iki sene önce çırçırda çalışan pasaklı kızla bir alakası vardır. Onu kaybettiğin için beni suçluyorsun. Haklısın. Ben de senin yerinde olsam nefret ederdim Güllü'den. Sana merak ettim. Nasıl oldun? İyi misin ha? Değilim Ramazan. Ya Deyze kurban olayım bak. Ya ben dün annenin kemanı gördüm tamam mı? Yani var ya sana yemin verdim diye zor tuttum kendimi söylememek için ya. Kurban olduğum söyle gebe olduğunu. Bak o öyle sen böyle iyi der bu işin sonu ha.
Söyleyeceğim ben uzak. Söyleyeceğim. Kemal'i kaybetmeyeceğim. Ha kurban oldum. En çok neyi özledim biliyor musun? Güneşin altında toprakla boğuşmayı. Toprak öyle bir ana ki. Ne ekersen bin mislini veriyor sana. Hiçbir şey toprak kadar cömert değil Kemal kardeş. Yılmaz! Kardeşim! Kardeşim hoş gelmişsin ya. Kazamız mübarek olsun. Hoş gelmişsin yeğenim. Hoş bulduk. Nasılsın Muhtar dayı? Sağ ol. Nasılsın? Ne olsun be Yılmaz kardeş? Hep sıkıntı işte. Öyle vallahi. Topraklar el değiştirecekmiş diyorlar. El mi değiştirecekmiş? He. Sedat Efendi yok mu? Tapuyu satışa çıkarmış. Allah Allah. Sedat Efendi yurt dışında değil miydi? Nereden çıktı bu icat şimdi? Vallahi biz öyle duyduk kardeş. İnşallah bu toprakların yeni sahibi Sedat Efendi gibi biri çıkar kardeşim. Ya o hiç bize karışmaz. Kendi malımız gibi eker biçerdik. Kendi malımız zaten muhtar. Bildik bileli hep böyleydi. Tamam da tapu kadastro var kardeşim. Şimdi el değiştirince ne olacağı belli olmaz. Yeni sahibine bağlı. Toprakları kim alacak ki? Vallahi artık orasını Allah bilir. Efendim. Bağlayın. Rahatsız etmiyorum umarım. Hayır Orhan Bey, buyurun. Dün annenize not bırakmıştım. Aramadınız. Bir şey olmadı umarım. İyi misiniz? Ah, affedersiniz. Unutmuşum, çok dalgınım. Çiftlikteki mahsul elimde kaldı. Zarar çok büyük. Üstüne üstlük toprağı bir yılına da sabır bırakmak gerekiyor. Yani önümüzdeki sene de bizim için çok zor olacak. Anlıyorum. O halde Sedat Bey'in arazisi kaçınılmaz oldu. Ekim alanları için yeni topraklara ihtiyaç zaruri. Yalnız acele etmezseniz toprakların başka birine satılması an meselesi. Açıkçası bu meseleyi düşünmeye pek fırsatım olmadı. İsterseniz size araziyi göstereyim. Karar vermenizde size yardımcı olur. Peki. Ah, Halide kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kemal burada mı acaba? Dolaşmaya çıkmıştı. Kemal, seninle konuşmam gereken şeyler var. Biraz yürüyelim mi? Olur. Sedat Bey'in arazisi şuradan başlayıp ilerideki köyün sonuna kadar devam ediyor. Köy mü? Evet. Arazinin sınırları içinde bir köy var. Ancak merak etmeyin. Köylüyle anlaşmak kolaydır. Köylüyle anlaşmak her zaman zordur Orhan Bey. Ne tarafta bu köy? Gidip bir bakalım. Tabii. İleride düz devam edeceğiz. Halide. Senden özür dilerim. Böyle kaçar gibi gittiğim, seninle yüzleşemediğim için affet beni. Sen bunu hak etmedin. Her şeyin daha kötü bir hale gelmesinden korktum. Birbirimize daha fena şeyler söylememizden. Ama anlıyorum ki yanılmışım. Öyle mi? Halde.
Sana söylemem gereken bir şey var. Ne kadar zor olsa da bunu bilmek hakkın. Ben de bedeli neyse ödemeye hazırım. Kemal dur. Benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Her ne söyleyeceksen ne olur önce beni dinle. Ben hamileyim. Burası da tapuya dahil mi? Evet. Tapuyu üzerinize aldığınız takdirde burası da sizin olacak. Aslında gara geldiğimde sana söyleyecektim. Gitme, bir çocuğumuz olacak diyecektim ama sen benim yüzüme bile bakmadan gittin. İçime öyle bir acı oturdu ki. Beni öyle kırdın ki Kemal. Ben bebeği aldırmayı bile düşündüm. Nasıl düşünürsün bunu? Ne yapabilirdim? Sen benden öylesine vazgeçmiştin ki. Yapayalnız başka çarem yoktu, anladın mı? Ama yapamadım işte. İçimde bir can taşıyorum. İkimizin canı. Çocuğumuzu babasız büyütmek istemiyorum ben. İyi misiniz Serap Hanım? İyiyim. Yok bir şeyim. Yol tuttu herhalde. Kemal'le aile değil miyiz onlar? Kemal'in neden döndüğü anlaşıldı şimdi. Çiftliğe dönelim mi? Nasıl isterseniz. Halide, iyi misin? Kemal, beni götürür müsün? Çok yorgunum. Davet etmek isterdim ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kusura bakmayın. Rica ederim. Topraklar konusundaki nihai kararınızı bekliyorum. Nasılsınız beyim? Biz bütün çiftlik ailesi olarak sağlığınıza duacıyız. Hem hanımımız için yaptıklarınıza, hem kazandığınız davalara ne kadar teşekkür etsek az. Ben size şey söylemek istiyorum. Ben Adana'da iş bitiriciliğimle, cincibirliğimle tanınırım. Yani bu vakitten sonra emrinize amadeyim. Yani demem o ki artık bu çiftlikte bir adamınız var. Hani ihtiyaç duyarsanız aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Ya. Güle güle beyim.
Maşallah, maşallah. Bir insan arabaya bu kadar mı yakışır? Çok yakışırsınız. Maşallah bey. Güle güle bey. İyi misin? Kemal! Kemal, doktoru çağır. Durumu nasıl doktor bey? Kanama durdu. Şimdilik iyi. Ama gebeliğin bu döneminde tehlikeli bir durum bu. Tetikte olmalıyız. Ne yapmamız gerekiyor? İstirahat etsin. Moralini yüksek tutması gerekiyor. Yalnız bırakmayın onu. Tekrar kanama olursa da hemen bana haber verin. Sağ olun doktor bey. Sana anlattığım masalların hepsi yalan Muzaffer Ali. Bundan sonra hiçbirine inanmayacağım. Kimsenin beni aptal yerine koymasına izin vermeyeceğim. Bu dünyadaki en gerçek şey kudret. Eğer kudretliysen herkes önünde eğilir. Bundan sonra kalbimin sesine yine düşmeyeceğim. Bahşiş 120. İyi, iyi. Allah bin bereket versin kardeşim. Amin, amin. Hafız. Ben diyorum ki ne, sen dükkanda çok yoruluyorsun biliyorsun hani. Bir mangalın başı, etle uğraş, salatası, mezesi falan yoruluyorsun yani. Sana diyorum bir tane yardımcı olacak, bir yardımcı mı bulsak? Yardımcı kim Ramazan? Ben öyle herkesten çalışamam. Ben böyle yeme içme sanatında azimkar bir sanatçıyla çalışabilirim ancak. He. Ben de öyle diyorum zaten. Kendisi öyle azimkar bir sanatçı zaten. Yani çok ısrar ediyor yani. Ramaz mı? Ha. Çıkar bakayım şu paklayı ağzından. Pakize dükkanda çalışmak istiyor. Ben diyor sizin yanınızda durayım, mezeleri, salataları yapayım. Hem de size göz kulak olurum diyor. Senin ağzından çıkanı kulağını işitiyorum. Ha? Kadın burada hiç çalışır mı? Günah. Tövbe de. Ya el alem ne der? Hiç yakış kalır mı? Ya, burada el alem içecek, hır çıkacak, kavga çıkacak. Ne bileyim ardımızdan diyecekler ki hem de içkili yerde karısını çalıştık. Abo. Ya ne yapayım kardeşim? Israr ediyor. Bak hele, bak. Vay 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 vay.
dükkan kapanmış, mangırlar sayılıyor demek ha? He İbrahim kardeş, kapattık biliyor musun? Bizi de gör bakalım o vakit. Ben kör değilim ki ne? Sizi zaten görüyorum biliyor musun? Yani gör derken nasıl yani? Basbayağı. Kardeş haraç mı istiyorsun? Nasıl bellersen. Ama şimdi oluyor mu İbrahim kardeş? Biz de dükkanı yeni açmışız biliyorsun hani. Onca masraf yapıldı anlıyorsunuz. Bana baksana sen. Benim attığım tokat öyle karı tokadına benzemez. Hadi. Dükkanı başına yıktırtma şimdi bana. Bir şey yapalım sana. Şunu. Yok ben sayın verim diyecektim ne olur. Buradasın. Buradayım. İyi misin Halide? Şimdi iyiyim. Çocuğumuza bir şey olmadı ya. İyiyim. Çok korkmuştum. Babasız büyüteceğimi zannetmiştim. Hayır Halide. Bir daha sakın böyle şeyler getirme aklına. Çocuğumuz babasız büyümeyecek. Hadi uzan şimdi. Nereye gidiyorsun? Bir işim var. Ama merak etme uzun sürmez. Hemen dönerim. Tamam. Orhan Bey, kararımı verdim. Toprakları alacağım. Hemen bu işi hallederim. Harika bir haber bu. Ben hemen Sedat Bey'e haber vereyim, işlemleri başlatalım. Malum bürokrasi biliyorsunuz, işlemler bir iki gün uzayabilir. Siz bana tam bir vekaletname verirseniz, ben de sizin yerinize işlemleri takip edebilirim. Hay hay. Hemen noterde buluşalım o vakit. Hay hay. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hanımım, vaktiniz varsa bir şey konuşacaktım. Buyur Yasin Ağa. Kara Hasan'la arazisini almak istediğiniz doğru mu? Sen nereden duydun bunu? Malum bu türlü haberler çabuk duyulur. Irgatlardan biri kahvede konuşulurken duymuş. Bana sorarsanız o araziyi sakın almayın derim. Neden almayacakmışım? Toprakla birlikte belayı satın alırsınız. Köylü ölse bırakmaz toprağını size. Allah korusun. Kan bile çıkar. Meseleyi büyütüyorsun Yasin Ağa. Merak etme ben o köylüyle baş etmesini bilirim. Muzaffer Bey de yıllarca elinde silahla dolandı. Tam ortalık durulmuşken başkalarının topraklarında husumeti üzerimize çekmek hayırlı olmayacaktır. Muzaffer Bey olsaydı bu toprakları almaz mıydı Yasin Ağa? Ben de aynen öyle düşünmüştüm. Muzaffer Bey'in yanında durduğun gibi benim yanımda da duracak mısın? O nasıl söz? Elbette. Âlâ. Mesele kapanmıştır o zaman.
Çekil önümden. Konuşacaklarım var Güllü. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çekil önümden. Güllü. İn arabada. Sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksin bana? Halide'ye nasıl sarıldığını mı anlatacaksın? Beni nasıl kandırdığını mı? Ben seni hiç kandırmadım. Hiç boşuna yorma çeneni. Sana bir daha asla inanmayacağım. Güllü. Keşke defolup gitseydin Kore'ye. Keşke hiç yakamasaydın karşıma. Ama haklısın. Ben eski Güllü değilim. Serap Hanım'ım artık. Yakında herkes görecek Serap Hanım'ın kim olduğunu. Duydunuz mu ya? Karahasan'ın topraklarını Serap denilen kadın almış. Deme. Serap Hanım deme. Ne olacak şimdi? Vallahi yandık ki hem de ne yandık ya? Ya kardeşim, Muzaffer'in karısı değil mi bu? Aynısını o da yapacak. Bakın ağalar, baştan gemi azıya almak lazım. Yoksa çok geç olabilir. Bakın, biz yandık, siz de yanmayın. Sonra demedi demeyin. Ya kardeşim. Ya niyeti belli mi ki? Belki köylüye dokunmaz. Ya kardeşim köylüye haber salmış. Ben de size haber etmeye geldim. Meydanda toplanın söyleyeceklerim var demiş. Yok ya. Ne duruyor o zaman? Davranın hele meydana gidek. Bakalım ne diyecekmiş. Yürüyün hadi yürüyün. Ne var Hüsam? Ne oluyor? Köy meydanına çağırdılar herkesi. Topraklar el değiştirmiş. El mi değiştirmiş? Kim almış toprakları? Serap diye çastan aldı diyorlar. Eyvahlar olsun. Gördünüz mü başımıza geleni? Yürü ana. Gidip bakalım. Neymiş bu soykanın derdi? Hadi hadi. Bundan böyle Kara Hasan arazisinin yeni sahibi benim. Arazinin içindeki bu köy de benim mülküm. Evlerinizde huzurla oturmaya devam edeceksiniz. Fakat alıştığınız düzende bir takım değişiklikler olacak. Tüm bu bahçeler sökülüp atılacak. Bu arazide sadece pamuk yetişecek. Ne söylüyorsun sen? Bahçelerimiz ne olacak? Neyle geçineceğiz biz? Doğru söylüyorum Eylem. Doğru söylüyorum. Siz de isterseniz tarlalarda çalışabileceksiniz. Çalışanlara emeğinin karşılığı verilecek. Ya kardeşim, Sedat Bey bize karışmazdı. Kendimize kes satardık. Toprağı kendimizin bellediydik. Öyle değil mi kardeşim ya? Ben Sedat Bey değilim. Ayrıca size gayet adil bir teklifte bulunuyorum. Sizi kovmuyorum. Evlerinizde oturabilirsiniz diyorum. Üstelik iş teklif ediyorum. Ayrıca sizden daha vasıflı işçi bulabilecekken. Sen kim oluyorsun da bize ne edeceğimizi söylüyorsun? Kim mi oluyorum? Sağır mısın? Bu arazinin yeni sahibiyim ben. Toprakların tapusunu aldın diye bizim de tapumuzu almadın ya. Şartlarıma uymayan, istemeyen gidebilir. Hiçbir yere gitmiyoruz. O kadar kolay değil. Bana baksana sen. Burası bizim. İstediğimiz gibi eker, istediğimiz gibi biçeriz. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Anladın mı? Aç kulağını iyi dinle. Bin yıllık düzeni bozmaya senin hakkın yok. Kölen değiliz biz.
bunu böyle beller. Benim sabrımı taşırmayın. Canınızı yakmaya mecbur etmeyin beni. Ciğerinin sapından vurulacak. Elinden gelene ardına koma. Ne oluyor ana? Topraklarımızın yeni sahibi bu soykaymış. Bahçelerimizi alıp ırgat edecekmiş tarlalarında. Size yarına kadar mühlet. Düşünün taşının kararınızı verin. İster kalır çalışırsınız, isterseniz gidersiniz. Bunu böyle belleyin.